Güzel bir karşılaşma olmasını umuyoruz değerli izleyenler. Antalya'nın da hakikaten iyi bir puana ihtiyacı var. Güzel bir puana ihtiyacı var. Onlar da böyle bir öyle bir böyle bir mücadele sergiliyorlardı. Önümüzdeki hafta Antalya Kasımpaşa ile oynayacak. Bir daha bir İstanbul deplasmanı olacak onlar için. Nuri Hoca ile aslında sezona güzel başladılar. Sonrasında işler istediği gibi gitmedi Nuri Hoca'nın ve öğrencilerinin. Ama şimdi bir arayış peşindeler, çıkış peşindeler. Keza Beşiktaş için de öyle. İkinci yarıya, sezonun ikinci yarısına, bundan sonraki süreçte nasıl devam edecek, neler yapacak? İkinci süreç diyorum, Dünya Kupası'ndan sonra. Dünya Kupası biraz iyi geldi. Şenol Güneş'in dokunuşlarını hissediyoruz biz. Özellikle kale bölgesi olmak üzere, değil mi? Oyuncular üzerinde de küçük dokunuşları hissediyoruz. Oyuncuların formda olduğunu da düşünüyorum. Peki ben böyle düşünüyorum ama bilgi olmadan olmaz. Yorum bir yere kadar. Öyle değil mi? Kesinlikle. Sevgili Sercan'ın hem yorumunu hem de bilgisini alalım. Sercan, günaydın. İyi pazarlar diliyorum sana. Günaydın, günaydın. Deniz, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Influencer kazağını giymişsin. Bu kazağın ismi influencer kazağı, biliyor muydu? Bilmiyordun değil mi? Evet, evet, evet. Kasıp kavurdu bu kazak. Şöyle, ekru üzerine siyah çizgiler. Aslında senin neden giydiğin belli. Fakat bu bir influencer kaza. Giymeyeni dövüyorlar sosyal medyada. İyi olmuş giydi. Sana da yakışmış. Vallahi ben son anda bir şey buldum. İlk elime geleni giydim. Bir sebeple giymedim. Demek ki sen doğuştan bir influencersın. Senin influencer melekelerin var anladığım kadarıyla. Bizden ayrılma. Evet, güzel. Kopmuyorum sizden. Evet, kopma bizden. Bugün güzel bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'la Antalya karşı karşıya geliyor. Nuri Hoca'nın öğrencileri güzel bir motivasyonla geliyorlardır diye düşünüyorum ama neler olacak, neler bitecek, son bilgileri, yorumlarını da birlikte alalım. Tabii içinde bulunduğumuz durum, bu maçın iki kere ertelenmesini zaten yakından takip ediyoruz. İki kere önce işte Taksim'de Beyoğlu'nda olan patlama, ardından ülkemizin yaşadığı deprem felaketi derken üçüncü kez oynanması planlanan bir maç. Zor bir koşullar içinde oynanacak bir kere, bunu anlayabiliyoruz. Koşullar zor olacak, içinde bulunan ortam zor olacak. Futbolcuların konsantrasyon kaybı mutlaka olacaktır. Tribünlerde de aynı şekilde. Önce maçı söylemeden önce, evet, maçla ilgili bilgiler vermemiz gerekiyor ama maçın içerisinde Beşiktaşlı taraftarlar bir yardım kampanyası düzenliyor. Güzel bir seferberlik yapacaklar değil mi? Oyuncaklar atacaklar. 4. dakikada 17 saniye geçe. Oyuncaklar atacaklar. O oyuncaklar deprem bölgesine biz gönderilecek. Biz uzay boşluğuna doğru gidiyoruz tekrar. Çok özür dilerim burada. Tamam. Telefon olduğu yerden sürekli düşüyor. O oyuncaklar da gönderilecek. Maça gelecek olursak da maçla ilgili aslında Beşiktaş'ın mecburiyetleri var. Şöyle mecburiyetleri var. Artık Beşiktaş'ın ligden üst taraftan kopmaması gerekiyor. Yani her maç Beşiktaş adına kritik bir maç olarak değerlendiriliyor. Çünkü Deniz, sen de takip ediyorsundur. Sosyal medyada, tribünlerde Beşiktaş yönetimine eleştiriler var. Bu eleştirilerin çok daha büyümemesi adına Beşiktaş'ın şampiyonluk potasından, şampiyonluk yarışından çok da kopmaması gerekiyor ve artık o aradaki puan farkını düzeltmesi gerekiyor. O yüzden buna dikkat edilmesi gerekiyor. Burada Şenol Hoca'nın bir kere zor bir durumu var. Sebebi şu, yeni oyuncular oynatılmayacak bildiğiniz üzere. O dönem teşhirli olan futbolcular oynatılacak. Onun dışında bir de zaten cezalılar vardı, sakatlar vardı derken çok da ilk 11'i kurarken zorlanmamıştır hoca. Çünkü zaten 11-12 futbolcu kaldı. Oyuna sonradan girecek oyuncu sayısı az. Yani şöyle 3 aşağı 5 yukarı düşündüğümüz zaman Salih'li, Getson'lu bir orta saha bekliyoruz. Kanatların birinde Gezal, ki Beşiktaş taraftarı adına, Beşiktaş adına en önemli gelişmelerden biri. Sen de kabul edersin ki Gezal Beşiktaş'ın hücum yükünün çok çok büyük bir bölümünü tek başına çekiyordu. Bu sezon olmadı. Artık o geri döndü. Onun geri dönüş olması acaba diğer futbolculara nasıl yansıyacak? Çünkü yani diğer tarafta şöyle bir durum var. Muleka, Beşiktaş'ın en baştan beri faydalanamadığı bir futbolcu ama Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yılı hatırlar mısın Deniz? Gezal ve
Kaylerin iki farklı kanatta oynarken Gezal'ın Kaylerin'e attırdığı gollere çok defa şahit olduk. Muleka için o yüzden bir şans. Hem bir forvet özellikleri olan bir oyuncu, gol sesleri olan bir oyuncu. Bir de Gezal gibi pasör ve gol attıran bir oyuncuya denk gelmesi iyi. Biraz Muleka'ya nasıl yansıyacak? Ben aslında Gezal'dan daha fazla Muleka'yı tahmin ediyorum. Peki gündemde yeni isimler de dolaşıyor. Farklı farklı birbirinden farklı isimleri de görüyoruz. Sen ne diyorsun? El Sharabi'nin ismi geçiyordu bir ara. Hala gündemde diye tahmin ediyorum. Doğru tahmin ama zamanlama olarak şöyle. El Sharabi bu sezon için değil, gelecek sezon için kadroya alınması planlanan bir oyuncu. Beşiktaş yönetimi görüşmüş. Ben doğrulattım. Teyitli bir haber. Ama şimdi için değil, sezon sonu için görüşülüyor. Sezon sonu için oldu olacak, olabilir. Hadi olabilir diyeyim ama oldu olacak demek için erken. Ama El Sharabi'nin Türkiye'ye gelmekle ilgili, Beşiktaş'a gelmekle ilgili herhangi bir probleminin, herhangi bir sıkıntısının olmadığını öğrendim. Yani El Sharabi ve Beşiktaş görüşmeleri, uzun görüşmeler olur bu arada bu. Ama şimdi için değil de yaz transfer dönemi için planlanıyor. Onun dışında zaten bu yıl yani 5 tane transfer yaptı Beşiktaş devre arasında ve yani yöneticiler, başkan, işte hoca sohbetlerde devre arası için işaret edilen bu dönemi böyle gösterdiğinde 4-5 dediklerinde biz açıkçası beklemiyorduk. Yani bir acaba en fazla 2 ya da 3 dokunuş olur mu diyorduk. Hadi santrafor, Vegor, Abubakar biraz mecburi oldu biliyorsun. Ama diğer noktalar gerçekten beklemediğimiz durumdu. Maxim'i özellikle beklemediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ama isimler çıkıyor. Ben bu kalan günlerde Beşiktaş'ın ekstradan bir transfer yapma ihtimali çok güç görüyorum. Şu dönemde özellikle. Bu akşamki evet ya. Çünkü çok bütçe ayrıldı. Artık bir de yani şampiyonluk yarışındaki durum belli. Bir de alacak yer kalmadı. Yani belki Kevin Enkudu gidip gitseydi, Adana Demirspor'la görüşmeleri vardı. Gitmediği için oraya bir sol kanat oyuncusu da beklenmiyor. Kulüp içerisinde böyle bir hareketlilik de yok. Açıkçası biraz şu an böyle bu süreci böyle biraz daha sakin geçirmeyi planlıyor Beşiktaş. Ya her zaman elbette çok rotasyon yapabilecek futbolcular değil. Aynı zamanda sistemin de organizasyonun da çok büyük önemi var ama en yakın rakiplerinin bu kadar iyi bir rotasyonu olması Beşiktaşlı taraftarları tedirgin ediyordur diye düşünüyorum. Aslında daha geniş kapsamlı bakalım. Rotasyondan bakalım. Daha fazla. Sana katılıyorum. Katılıyorum. Rotasyondan daha fazla. Şu an itibariyle rotasyon sıkıntısı var ama çok fazla eksik oyuncusu var. Diğer oyuncular kayıt dışı olduğu için. Yani bir sonraki maçta Beşiktaş'ta rotasyon problemi yaşanmayacak. Beşiktaş kendi içinde acaba biz kadroyu kurarken çok mu yetersiz kurduk düşüncesi var? Yoksa bugün bakıldığı zaman Beşiktaş'ın kadrosu kötü denilemez. Sağ bekinden başlayalım, kalesinden başlayalım. Mert Günok kötü diyebilir miyiz? Rozier bıraktığımız noktada şampiyon olunan yıl kötü performans sergiledi, kötü performansı var diyebilir miydik? Hayır. Şu an kötü ama. İki stopere bakıyoruz, Saiz. Daha Dünya Kupası'nda sen yerinde takip ettin. Saiz'i gördün. Oradaki insanlarla konuştun. Saiz'i bir futbol sever, kötü futbolcu diyebilir mi? Diyemez. Tayyip Tağla denmez. Sol bek Masuaku asla. Orta sahaya geliyorum. Geç sonu saymıyorum bile. Josef daha yeni gitti. Salih'i biliyorsun. Kanatlara geliyorsun. Bir Kevin Enkudu ile ilgili soru işareti koyarsın. Diğer tarafta Gezal var. Şampiyon yapar diyorsun. Sezon'a geliyor. Sakatlıkla başlıyor. 6 ay oynamıyor. Forvet'in ve Gorst'u nasıl bir kalitede olduğu belli. Üzerine Dellali'yi almışsın. Ama bunların hepsi kağıt üzerinde konuşulduğu zaman hepsi iş yapar dediğin oyuncular bir kısmı yapmadı. Redmond yapmadı. Dellali yapmadı. Artur Masuaku son bölümde kendisine geldi. Salih Uçan belli bir dönem oynadı. Ardından sakatlıklardan dolayı problem yaşadı. Cenk Tosun şimdi iyi. Önceki dönemde İsmail tarafından yüzüne bakılmıyordu. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş transfer dedik değil mi Deniz? Sağ bek aldı. Sağdaki vardı Rozier. Sol stoper aldı Omar Koley. Sol stoperi vardı Saiz. Bu transferleri şöyle yorumlamak gerekiyor. Demek ki Şenol Hoca'nın o noktada oynayan oyuncularla ilgili problemi varmış. Omar Koli ile ilgili, Saiz ile ilgili problemi varmış.
Rozier'le ilgili problemi varmış. Oraya bir transfer istiyorum diyorsa bu anlaşılıyor. Sence de öyle değil mi? Kuşkusuz. Evet, Sercan. yani Ward. Evet, uzun mu konuştum, pardon. Yok, bence güzel konuştun. Çok teşekkür ediyoruz. Sana ve influencer kazana iyi pazarlar diliyorum. Keyifli bir pazar diliyorum. Bu akşamki maça gideceksin sanıyorum. Evet, gideceğiz. Kazan influencer kaza ama telefona bir influencer ayaklığı almamışsın. Sana bir influencer ayaklığı tripod hediye edeceğim. Böylelikle her programda yayına katılma zorunluluğu getirmiş olacağım sana. Nasıl, iyi Öyle mi? mi? Memnuniyetle katılırım. Çok teşekkürler. Memnuniyetle. Güzel bir hafta sonu pazar diliyorum sana da. Görüşürüz, iyi Hoşça kal. yayınlar.